Kader, insanlığın değiştiremediği, elinin uzanamadığı yegane kavram. Tanrı tarafından belirlenen ve her bir bireye sunulan bu yolda karşımıza neler çıkacağını bilmeden attığımız her adımda kader denilen kavramın bizlere sunduğu olanak ve tehditlere karşı başa çıkarız. Bu durum, insanlık var olduğundan beri kaderi, alın yazısı, hatta talihi ve talihsizliğidir. Kaderi ne değiştirebilir ki? Aldığımız kararlar mı, yoksa Tanrı'nın kendisi mi? Kimse gerçek yanıtı bilemez ve bunun üzerine bir çıkarım da tam anlamıyla yapamaz. Kader olarak belirlenen bu yolda her bir birey iyiliğin veya kötülüğün pençesine düşer, şekillenir ve bir hale bürünür. Peki o halde kader belirliyse ve bu kavram bir iplik tanesi gibi bizlere çeşitli yollar örüyorsa, kötülüğü kim yaratır? İnsanlığın acısı, üzüntüsü, yaşama ve ölme isteği, hayatlarının acıyla dolma sebepleri, ölümlerinin absürtlüğü. Belki de nihayetinde kader denen kavramı yaratan, isimlendiren biz insanlık, gerçekleşen her olaya kader diyerek ipliklerimizi kendimiz ördük. O halde insanlık kendi yarattığı kaderi Tanrı'ya iteleyerek en büyük hipokrasi yapmış olmuyor muydu? Hem sonuçta insan dediğimiz şey zavallı minik sır yığınlarından başka neydi ki? What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? 1986 yılında ilk defa en iyi silah oyuncuların karşısına çıkan Castlevania, aslında tam da bu soruya yanıt veren, yanıt vermek için bizleri gecenin karanlığına ve dibine iten bir yapımdı. Koji Igarashi'nin gotik sanat ve vampir temasına sevdasıyla başlayan bu seri, 31 yıllık ömründe 34 farklı yapımla karşımıza çıkmış ve bizlere 1000 yıldır süren bir kan davasında sunmuştu. Karanlığın prensi olarak bilinen Dracula Vlad Tepes'e karşı olarak 1000 yıldır çarpışan ve hayatlarını, kaderlerini bu lanete sonlandırmaya adayan Belmont ailesi. 1000 yıl boyunca bitmek bilmeyen bu mücadele, NES'ten tutun PlayStation, Xbox, Wii, hatta Nintendo 3DS ve PC'de karşımıza çıkarken gecenin lanetini bozmaya çalışan Belmont soyunun farklı üyeleriyle bir oraya bir buraya kamçı salladık. Belmont soyunun ve Dracula'nın kaderinin belirlendiği ve iyi kötü kavramlarının çarpıştığı o an 1000 yıl geride kaldı. Bu iki tarafın kaderi Tanrı tarafından mı belirlenmişti? Yoksa kendileri yaşadıkları keder, acı, üzüntüyle mi şekillendirip ipliklerini örmüştü? Bu sorunun yanıtı yaklaşık 1000 sene öncesinde yatıyor. Belmont soyunun ne zaman ortaya çıktığı ve tarihteki ilk Belmont'un kim olduğu bilinmiyor. Ancak Lament of Innocence, yani Masumiyetin Ağıtında Belmont ailesinin kaderini belirleyen kişi kendisini gösteriyor. Milattan sonra 1094 yılında tarihin ilk vampir avcısı olarak bilinen kişi, sapsarı saçları, keskin gözleri ve kamçısıyla ortaya çıkmıştı. 11. yüzyıl şövalyelerin, monarşinin, lordların ve derebeylerin çağı olarak bilinir. Papa'nın Haçlı seferlerine katılan bu şövalye ve derebeyler hem birbirleriyle savaşıyor, hem de Tanrı'ya inanmayan, şeytani ayinler düzenleyen cadı, büyücü gibi varlıkların peşine düşüyordu. Tanrı'nın kılıcı olarak bilinen şövalyeler, o dönemlerde aynı zamanda kanun belirleyici ve yargıç rolüne de sahipti. Bu dönem sırasında henüz vampirlerden dahi haberi olmayan Leon Belmont ve Matthias Cronquist ise başarılı şövalyelerdi. 11. yüzyılın sonlarında doğan Leon, daha küçük yaştayken ebeveynlerini kaybetmişti. Leon'un çocukluk dönemini nasıl geçirdiği bilinmese de, 16 yaşında şövalye olup lordlara kalfalık yaptığından ve hizmet ettiğinden bahsediliyor. Bu yıllarda Matthias ile tanışan ve çok yakın arkadaş olan ikili, başarımları ile hızlıca yükselmeye de başlamıştı. Leon'un savaş ve liderlik yetenekleri, Matthias'ın zekası ve simyacı bilgisiyle birleşmiş ve ikili birçok ortak düşmana karşı savaşarak galip gelmişti. Bu diyarın en güçlü şövalyelerinden birisi olan Leon, kısa süre içerisinde ününe ün katarak baron seviyesine gelmiş ve çocukluk arkadaşı Matthias ile birlikte Tanrı için savaşmıştı. Şövalyelerin eğitimsiz olduğu dönemlerde parlak zekasıyla dikkat çeken Matthias, o yıllarda bilge Cronquist olarak anılıyor ve simya üzerine yaptığı buluşlarla da bilime katkıda bulunuyordu. Şövalye olmamasına rağmen oldukça saygı duyulan Matthias'ın, ailesinden kalan kütüphanede kendisini geliştirdiği ve gizli simya öğretilerine de ulaştığından bahsedilirken, kaderin ilk darbesi ise yakında kendisini gösterecekti. İşi Elizabeth'e oldukça bağlı olan Matthias, Leon ile sefer sırasındayken biricik eşi
hastalıktan yaşamını kaybetmişti. Geri döndüğünde Elizabeth'in cansız bedeniyle karşılaşan Matthias bu kederi kaldıramaz ve hasta düşer. Leon'un tüm sözlerine rağmen kendisini yaşamdan ve her şeyden soyutlayan Matthias, simya kitaplarıyla birlikte kendisini eve kilitler ve arkadaşı Leon'u yalnız bırakır. O yıllarda Sarah Trantul ile nişanlanan Leon ise bu diyarlarda gittikçe artan canavarlara karşı sessiz kalmak istemese de kilisenin emri altında güçsüz kalır. Bir sene süren seferler sırasında Matthias'tan haber dahi alamayan Leon, kiliseye karşı sesini yükselterek artan canavarların kaynağının bulunması gerektiğini savunur. Ancak her seferinde reddedilir. Kilisenin sadece günahkar ve inançsızları avlaması gerektiği Leon'a sayısızca kez söylenirken, şövalyeler arasında yüksek saygınlığa sahip olan Leon Belmont ise bu tehlikeye karşı çarpışmak için baron unvanını geride bırakmayı dahi düşünür. Ancak bu sefer kader Matthias'ı değil Leon'u seçmişti. Sarah ile evlenmek için can atan Leon, bir yandan haçlı seferlerini geride bırakıp bu canavarlara karşı savaşmayı planlarken evinden çıkmayan ve kendisini her şeyden uzak tutan Matthias'ı ansızın kapısında bulur. Nikahlarının arifesinde Sarah'ın Walter Bernhardt adlı bir vampir tarafından Eternal Night yani sonsuz gece adlı ormana kaçırıldığını söyleyen Matthias, bu vampirin ortaya çıkan canavarlarda parmağı olduğunu söylediğinde Leon yapması gereken şeyi biliyordu. Kilisenin izni olmadan sonsuz geceye girip canavarlarla ve vampirle savaşamayacağını bilen Leon, hiç düşünmeden baron unvanını geride bıraktığını kiliseye duyurur. Walter Bernhardt isimli vampiri bulup sarayı kurtarmak için hızlıca adımlar atan Leon'un elinde ise Belmont ailesinin kaderini şekillendirdiği kamçı bulunuyordu. Eternal Night'a adımını attığında Rinaldo Gandolfi isimli bir simyacı ile karşılaşan Leon ise vampirlerin aslında uzun zamandır aralarında gezdiğini de öğrenecekti. Tüm ailesini Walter'ın öldürdüğünü söyleyen Rinaldo, kızının Walter tarafından bir vampire dönüştürüldüğünü de anlatır. Kızı Justine'in vampire dönüştüğünde annesi ve erkek kardeşini öldürdüğünü belirten Rinaldo, Leon'a ihtiyacı olan simya kamçısını da sunar. Bir simyacı olarak bu kamçıyı karanlığın hizmetkarlarına karşı savaşmak için kullandığını belirten Rinaldo, Walter'ın hizmetkarı Succubus'u mutlu etmek için vampire dönüştürdüğü Justine'i bu kamçı ile öldürmüştü. Sarayı kurtarmak ve Walter'ı öldürmek bu kamçı sayesinde olacaktı. Leon kendisinden emindi. Ancak Walter sıradan bir vampir değildi. Ölümsüzlüğün tadını çıkarmaktan sıkılan Walter, simya ile yaratılan Ebony Stone ile tüm ormanı bitmek bilmeyen bir geceye mahsur etmiş ve buranın Eternal Night olarak anılmasına da sebep olmuştu. Vampirlerin en değerli hazinesinden birisi olan bu taş ile birlikte vücudunu karanlık ile saran Walter'a karşı koyduğunu belirten Rinaldo başarısız kalmış, vampirin yeni oyuncağı olmuştu. Rinaldo'nun ormanda kalıp kendisini öldürmek isteyenlere yardım etmesini sağlayan Walter, bitmek bilmeyen yaşamında kendisini eğlendirebilmenin yollarını arıyordu. Bir yandan Crimson Stone isimli hazineyi arayan Walter, bu sıkıntısını gidermek için diğerdeki insanları kaçırarak vampire çeviriyor ve ardından da Eternal Night'a adımını atan savaşçılarla da acımasızca oynuyordu. Kendisine yıllardır itaat eden Joachim Armster'i dahi vampire çeviren Walter'ın sarayı vampirleştireceğinden korkan Leon Belmont ise Eternal Night'a hiç düşünmeden adımını atmış ve Walter'ın hizmetkar ve koruyucuları ile çarpışmıştı. Sarah'ın Walter tarafından seçildiğini düşünen Leon ne yazık ki yanılıyordu ve tüm gerçeklerden habersiz bir şekilde karanlığın hizmetkarlarına karşı çarpışırken başına geleceklerden tamamen habersizdi. Leon, kilise için sefere çıktığı zamanlarda Walter Bernhardt ile iletişime geçen kişi Matthias'tan başkası değildi. Walter'ı Leon'un nişanlısı Sarah'ı kaçırmaya ikna eden Matthias, karşısına çıkacak olan savaşçının daha önce çarpıştığı hiç kimseye benzemediğini ve Walter'ı eğlendirebileceğini dile getirirken Matthias nasıl konuşacağını gayet iyi bildiğini de kanıtlamıştı. Walter'ı Sarah'ı kaçırmak için ikna eden Matthias, bununla birlikte Leon'un dönüşünü beklemiş ve genç baronun unvanını da kaybederek Eternal Night'a adım atmasını sağlamıştı. Leon Belmont'un Eternal Night'a adım atmasıyla birlikte Death, yani ölümün kendisi ise kendisini Walter'a göstermişti. Ölümün Walter'a itaat etmeyip kendisini göstermesi ise Walter'ı daha da heyecanlandırmış, ancak ölümün Matthias'a itaat etmiş olabileceği ise teoriler arasında. Eternal Night'ta Walter'ın hizmetkarları olan Joachim Armster, Medusa ve Succubus gibi hizmetkarları bir bir yenen Leon, Ebony ve Crimson Stone isimli büyülü taşların gizemini de Rinaldo'dan öğrenmişti. Bu iki taşla birlikte kamçının vampir katili isimli efsunlu bir silaha dönüşebileceğini söyleyen Rinaldo, Leon'un Walter'ın karşısına çıkması için de hazırlık yapmıştı. Ebony Stone'un felsefe taşı adlı simya materyaliyle oluşturulduğunu belirten Rinaldo, Crimson Stone'un çağlardır kayıp olduğunu da söyleyerek tembihlemişti. Walter'ın bulunduğu
Pagoda of the Misty Moon isimli taht odasının kapıları açılır ve Belmont ailesi de ilk defa bir vampir ile karşılaşır. Walter'ın kıpkırmızı saçları ve soluk tenin karşısında dimdik duran Leon, Sarah'ın serbest bırakılmasını emreder. Şövalyenin kendisine doğru söylediğini belirten Walter, Leon'un kafasında soru işaretlerinin oluşmasına sebep olsa da Leon hazırlıklıydı. Yıllardır aldığı şövalye eğitimi ve sahip olduğu simya kamçısı ile Walter'a karşı mücadele vermeye çalışsa da sahip olduğu Ebony Stone ile birlikte Walter hiçbir darbe almaz ve Leon'u kolayca alt eder. Leon'u bir oyuncak olarak gören Walter, işleri daha da ilginç yapmak için Sarah'ı getirir. Sevdiceğine kavuşan Leon, alelacele Sarah'ı alarak Rinaldo'nun bulunduğu kabine dönse de gerçekle de o an yüzleşir. Nişanlısını kurtarmak için hayaller kurarak her engeli aşan Leon, ne yazık ki kaderin kendisine yaptıkları karşısında öfkelenmişti. Sarah, Walter tarafından ısırılmış ve her an vampir olmaya bir adım daha da yaklaşıyordu. Sarah'ın kurtarılması için tek yolun Walter'ın ölümü olduğunu söyleyen Rinaldo, kamçının yeterince güçlü olmadığını ve simya ile de yeterince güçlenemeyeceğini belirse de o an Sarah, sevdiceği Leon'un en zor kararına dönüşecekti. Bir vampir tarafından ısırılan ve kirlenen ruhun simya kullanıldığında kamçıyı vampir katiline dönüştürebileceğini dile getiren Rinaldo, Leon'u şok etmişti. Leon, bunu yapamayacağını söyleyip keder içerisinde düşünürken kendisine gelen Sarah ise Rinaldo'nun planını duymuştu. Leon'a vampir olmak istemediğini söyleyen ve Walter'ın ölebilmesi için ve kendisini feda edebileceğini söyleyen Sarah, Belmont ailesinin lanetinin de başlamasına sebep olacaktı. Sevdiceğinin son dileğini gerçekleştiren Leon, Sarah'ı kurban eder ve Rinaldo da masum kızın kirlenmiş ruhunu simya ile kamçıya işleyerek vampir katilini yaratır. Belmont ailesinin babadan oğlu aktaracağı bu silah hem Walter'ın hem Dracula'nın katili olacak ve birçok kez sonsuz gecenin de bitmesine sebep olacaktı. Sarah'ın ruhunu taşıyan vampir katilini beline asan Leon, Sarah'ı Rinaldo'nun kulübesinin yanına gömerek bir kez daha Walter'ın karşısına çıkar, kalbinde ve kamçısındaki öfkeyle. Leon'un eskisinden de güçlü olduğunu gören Walter şaşırsa da bir kez daha genç Belmont ile çarpışmak ister. Vampir katilinin Ebony Stone'un gücünü kırdığına tanık olan Walter, yavaş yavaş kontrolünü kaybederken Leon ise yaşadığı öfke ve intikam duygusu ile Walter'ı iyice yaralar. Kaybedeceğini anlayan Walter, geri döneceğini ve Crimson Stone ile bu diyarlara hükmedeceğini söylediği anda ölümün kendisi ortaya çıkar ve Walter'ın ruhunu Crimson Stone'un gerçek sahibine sunar. Walter'ın öldüğünü düşünen Leon, tam da o anda en çok güvendiği arkadaşı Matthias'ı arkasında görür. Hem de Crimson Stone ile birlikte. Matthias'a neden Crimson Stone'a sahip olup böyle bir şey yaptığını düşünen Leon, o anda ihaneti de yaşar. Tüm hayatları boyunca Tanrı için çarpıştıklarını ve birçok kez Tanrı adına ölümün kıyısından geçtiklerini belirten Matthias, karşılığında eşi Elizabeth'in ölmeyi hak etmediğini söyleyerek Tanrı'dan ihanet almak istediğini de dile getirir. Rinaldo, Sarah, Walter ve hatta Leon'u kendi emelleri için kullandığını söyleyen Matthias'a göre Walter'ın ruhu ile vampire dönüşmek ve insanları reddederek karanlığın prensi olmak Tanrı'ya vurulabilecek en büyük darbeydi. Crimson Stone ve elde ettiği Walter'ın ruhu ile birlikte ölümsüz olabileceğini dile getiren Matthias, aynı fırsatı Leon'a da sunar. Tanrı, Matthias'ı terk ettiği gibi Leon'u da terk etmiş ve Walter'ın sarayı kaçırmasına imkan tanımıştı. Elizabeth'in ölümüyle birlikte kendisini eve kapatarak izole bir yaşam sürdürmüş olan Matthias, bu süre içerisinde Tanrı'ya karşı olan nefretini beslemişti. Matthias'a göre Tanrı için savaşan birisi en değer verdiği şeyi kaybetmemeliydi. Üstelik Elizabeth'a günahsız, masum bir kadınken. Bu nefretiyle birlikte gittikçe intikam duygusuna yenilen Matthias, yaptığı araştırmalarda Crimson Stone'un varlığından haberdar olur ve Leon'un bir yıl süren seferinde bu taşa sahip olarak planını da harekete geçirir. Matthias'a göre Tanrı hiç adil değildi. Elbette Leon, yakın dostu Matthias'ı reddeder ve Matthias'ı delilikle suçlar. Leon'un kendisini anlayabileceğini düşünen Matthias ise tüm planını ve Tanrı'ya olan nefretini dile getirse de Leon'dan son sözleri duyar. Ben ve soyum sen nerede olursan ol peşinden geleceğiz. Belmont soyu senin sonun olana dek çarpışacağız. Bu sözleri duyan Matthias hayal kırıklığına uğramış olsa da yarasaya dönüşerek Leon'u ölüm ile baş başa bırakır. O andan sonra Leon Belmont ve Matthias bir daha hiç karşılaşamasa da Leon'un soyundan gelen Belmontlar Matthias'a karşı mücadele verecekti. Ölüme karşı savaşarak galip gelen Leon, kaleyi terk eder ve bir vampir avcısı olarak öldüğü güne kadar Matthias'ı arar. Sonsuz gecenin bitmesiyle birlikte vampir ve canavar tehdidini sonlandıran Leon'un
İleriki yıllarda kiminle evlendiği ise hiç bilinmedi. Yıllar boyunca Matthias'ın izini arayan, ancak hiçbir zaman eski dostuyla karşılaşamayan Leon, sahip olduğu oğluna savaşma yöntemlerini ve vampir avcılığını Vampir Katili adlı kamçısıyla birlikte aktardı. Ancak Belmont ailesinin ve Leon'un bilmediği bazı şeyler vardı. Öldürdükleri her bir vampirle birlikte Matthias gün geçtikçe daha da güçlenirken, Leon'un kararlarından ve yaptıklarından ötürü de kilise Belmont ailesini lanetlemişti. Kiliseye göre vampirler ve canavarlar ile yakınlaşan Belmont ailesi de bir o kadar şeytaniydi. Öte yandan Matthias ise gün geçtikçe güçleniyordu. Yıllar boyunca huzur içerisinde yaşayarak güçlerini şeytani varlıklar yaratmak için kullanan Matthias, yabancı diyarlara yerleşmişti. 1094 ve 1476 yılları arasında Valakia bölgesine yerleştiği belirtilen Matthias'ın, Tanrı'ya sırtını dönen insanları yanına aldığından ve onlara şeytani büyüler öğrettiğinden de bahsedilir. Buraya Castlevania isimli büyülü bir kale inşa eden Matthias ise zamanla kendisini gecenin kralı, karanlığın prensi, vampirlerin lordu Dracula, yani Dracula Vlad Tepes olarak isimlendirir. Zaman geçse de bir gün Dracula, Liza isimli bir kadınla tanışır. Liza'yı Elizabeth'e oldukça benzeten Dracula, kadına hemen aşık olur. İşin ilginç kısmı ise Liza ile tanışan Dracula, reddettiği insanlığını fark etmeden yeniden kazanmaya başlamıştı. Aynı şekilde Dracula'ya aşık olan Liza ise Castlevania'da yaşamaya başlar ve bir süre sonra da Dracula'nın oğluna hamile kalır. Adrian Fahrenheit Tepes olarak isimlendirilen bu çocuk ileride Alucard olarak bilinecek ve sahip olduğu kadere, babasına lanet eden, insanlık için savaşan bir yarı vampir olacaktı. Dracula'nın yaşadığı bu huzur elbette kısa sürecekti. Liza'nın Castlevania'da yaşadığını ve bitkilerden oluşturduğu ilaçların birer cadı büyüsü olduğunu düşünen insanlar ve kilise masum kadını bir gün tutuklar. O zamanlarda gençlik yıllarında olan Adrian Fahrenheit ise annesinin yakalandığını duyar. Kilise gayet açıktı. Cadılıkla suçlanan Liza, şehir merkezinde ibret olması için çarmıha gerilecekti. Annesinin idamına tanık olan Adrian, olanları ne yazık ki engelleyememişti. Liza'nın gündüz saatlerinde yakalanıp hemen idam edilmesinden ötürü Matthias ise olan bitenleri saatler sonra öğrenmiş ve insanlığa bir kez daha lanet etmişti. Önce Tanrı, ardından da insanlık Matthias'ın en çok değer verdiği şeyleri bir bir elinden almış ve vampir kralını çileden çıkarmıştı. Castlevania'nın tepesinde bulunan taht odasında muazzam bir güçle oturan Dracula, sahip olduğu şeytani varlıkları insanlığın üzerine salarak bitmek bilmeyen bir savaşı da başlatır. Ancak Dracula'nın bilmediği şey ise Trevor Belmont isimli bir vampir avcısının Avrupa'da bulunuyor olmasıydı. Çok yakında Dracula, eski dostu Leon'un soyundan gelen Trevor ile karşılaşacaktı. Üstelik oğlu Adrian Fahrenheit da kendi soyunu lanetleyecekken. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.